Akif Beki, Karar Gazetesi. Muhteşem yılımız olacaktı. Yıl olur asra bedel, Türkiye yüzyılını başlatan muhteşem bir yıl olacaktı. Cumhuriyetin de 100. yıl dönümü. Arkasından kötü konuşmak istemem fakat yüzyılın seneyi devriyesine yakışacak, metiyelerle uğurlanacak diye beklerken, tarihi şahlanmamızla birlikte aya sert iniş hayallerimizin de gelecek seneye devrettiği bir yıl oldu. Plana sadık kalanlar Türkiye yüzyılına Londra'da girdi. Sinan Oğan'ın şahsında tabii. Merkez Bankası Başkanı'na gerçek enflasyonu, soğan fiyatını haber veren apartman görevlisi Sadık abi ise giremedi. İstanbul'da pahalılıktan kiraya çıkamayıp annesine taşınan başkanla aynı sayfada acı gerçeklerin kapısında kaldı. Maraş depremin 50 bin can kaybı, geç müdahale, enkazdan oy kurtarma telaşı, bağ şovu yüzsüzleri, 14-28 Mayıs seçim zaferi kutlamaları, sevinci kursağında takılanlar, katille hırsız ve tecavüzcü gibi kader kurbanlarından infaz indirimiyle boşaltılan cezaevlerine siyasi suçluların doldurulması, yüksek faize jet hızıyla dönüş, Hans'la George'u kıskandıran kira ve barınma krizi, dış güçü çatlatan dış fon arayışı, şok Hamas saldırısı, İsrail'in Gazze katliamı derken sözü yordu. Tahammül mülkünü yıktı kafir, su gibi değil, kabus gibi geçti, ne seneydi. Kişi başı milli gelir vesaire yerli ve milli 2023 hedeflerinin yarısı tutmadı. Büyük ve güçlü Türkiye'nin miladı 2053 e ertelendi. Olmadı 2071'e. Yüzyıl bizim ne de olsa. 2123'e kadar yolu var. Gider ayakta rahat durmadı arsız, uğursuz. Hizbullah'la PKK'ya terörist demeyip özelliği eyaleti ve federasyonu tartışmak isteyen iktidar ortağı Hüd'e apardı. Ama bölücü terörist ağzı kullanmakla suçlanan sene boyu CHP oldu. Devlette cemaat örgütlenmesiyle ilgili hatıraları da canlandırdı. Dejavu mu yaşıyoruz, tarih mi tekrar ediyor, yeni paralel devlet yapılanmaları mı hortluyordu? Yoksa biri gitti, bini geliyor korkusu yersiz miydi, askıda kaldı? İsveç iktidardan NATO vizesi, anayasa mahkemesi bolca rest, seçimde plana sadık kalanlarsa Londra havası alırken sadık abinin hatırını soran yılbaşı arifesinde bulunmadı. Bir sene kim 2023'ün son küresel kriziyle halkların kimyasını, yönetimlerin de mosrasını bozdu. Bizde de İsrail ile ticaretin kesilmesini isteyen imam açığa alındı ama Gazze'yi dinsiz seçmen ve seçimler yüzünden kurtaramadığımızı söyleyenler son gününe dek vaaza devam etti. Gerçeği ters yüz edip diktatörlüğü kurtarıcı gibi gösterenlerin yüzünü güldürdü diyebiliriz. Böyle de pişkin bir yıldım her yıl gibi sözde bu da geçen yıldan iyi olacaktı. Öyle vaat edilmişti fakat yine olmadı. Güya 2022 en kötü yıl olarak tarihe geçecekti. Çok şükür bu zor dönemi geride bırakıyoruzdu. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati söylemişti. Nebati gitti, şimşek geldi. Yıl aynı kayıp yıl, gelenin gideni aratması değişmedi. 2023 başka şans tanımadı. 2022'ye veda ederken söylediklerimle uğurluyorum. Yeni bir yıla iyimser dileklerle girmek adettendir. Umudu ayakta tutmaya lafım yok. Ancak hayal kırıklığını büyütmemek için gerçekçi beklentilerde de şaşmamak şart. Her karanlık gecenin bir şafağı, bir de yalancı şafağı var unutmayalım. Siz hazırlığınızı kışa göre yapın da bahtınıza bahar çıkarsa düğün bayram. Cümleten iyi seneler dilerim. Maddi zarar, manevi kayıplar kapatanlar size de iyi seneler. Bütün suç 2023'ün. Allah acısını unutturmasın.